Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ben Mehmet Parmaksız. Çeşitli eğitim bilimleri hocasıyım. Bugün sizlerle biraz şu tam öğrenme modeli üzerine konuşalım istiyorum. Eğer sizler de hazırsanız yavaş yavaş şöyle bir başlayalım. İzin verirseniz. Herkes iyi mi? Bir yaramazlık yok değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle dediğim gibi biraz tam öğrenme üzerine konuşmak isterim. Eğer sizin için de uygunsa. Çünkü bolca soru gelen bir yer. Şimdi ana fikrini de hepimiz biliyoruz az çok. Herhangi bir sıkıntımız olmuyor bu konuda ama. Şunlara bir bakalım istiyorum. Her şeyden önce bu sistemin Bloom tarafından herhalde kurgulandığını hepimiz biliyoruz değil mi? Bloom burada son derece etkili bir isim. Ve şunları söylüyor bizim için. Şimdi tam öğrenmeyi çok iyi anlayabilmek için şunları bir anlamak gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Mesela şurada duyusal giriş özelliklerinden bahsediyor. Ne demektir duyusal giriş özelliği? Ya da yan tarafta yine göreceksiniz bilişsel beceriler var, bilişsel giriş davranışları var. Burada neyi kastediyor? Bunları bir konuşalım. Bu arada arkadaşlar eğitim koçumuzla görüşmek için link gönderiyor sevgili arkadaşlarım genel merkezden. Yan tarafta sohbet kutucuğunda linkleri görebilirsiniz. Oradan tıklarsanız 1 saatlik bir seans kazanacaksınız. Onun bilgisini de vermiş olalım tekrar. Şimdi sevgili arkadaşlar her şeyden önce tam öğrenme modelini anlayabilmek için şunu çok iyi bir bilmek gerekiyor. Eğitim bir sistemdir. Bu cümleyi hatırlıyor musunuz? Eğitimin bir sistem olmasının ne anlama geldiğini hatırlıyor musunuz? Aynen İsmail Hocam. Kesinlikle haklısınız. Çok doğru bir kodlama. Hoş geldiniz Havva Hocam. Şunları hatırlar mısınız acaba sistem olarak? Bir tarafta girdiler vardır. Bu girdiler bir sürece tabi tutulur. Ve bir çıktı alınacaktır. Ana fikir olarak da bir dönüt verilmesi gerekiyordur. İşte Bloom tam öğrenme modelini tam olarak bunun üzerine sistematize ediyor. Şimdi şuraya çok dikkat arkadaşlar. Özellikle ve özellikle pide olayına birazdan gireceğim ki çok önemli bir besindir. Olmazsa olmazımızdır. Şuraya dikkat. Bak dersi bir dersi Bloom'a göre düşünürseniz tam öğrenmeye göre düşünürseniz o zaman 3 bölümde inceleyeceğiz demektir. 3 bölümden de kastettiğimiz şey şudur. Bak, bir, derslerin önce, dersi işlemeye başlamadan önce bakacaklarım. Ders sırasında yapacaklarım. Dersten sonra olacak olanlar desem. Katılır mısınız? Herhangi bir sıkıntı var mı burada? Peki, bir öğrenci bizim dersimize nasıl gelir? Ne dersiniz arkadaşlar? Bir, şunları söylesem katılır mısınız yine? Daha önceki bilgilerini sınıfa getirecektir. Becerilerini sınıfa getirecektir ve yeterliliklerini sınıfa getirecektir. Aynı zamanda benim dersime ilgi duyabilir. Benim dersime karşı olumlu bir tutumu olabilir. Ve akademik benlik tasarımıyla yani ben bu işi başarabilirim diye gelecektir. Bu arada karşı yaka olduk. Kırmızı yeşil hadi bakalım. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Burada ana fikir şu galiba arkadaşlar. Bakın tam öğrenmenin en önemli özelliği şu. Bir, ben giriş davranışlarına bakacağım. Tamam. Burada da en önemli şey ön bilgiler. Tamam. Sonra sürece odaklanacağım. Yani İsmail Hocam'ın dediği gibi öğrencilerime fide vereceğim. Ve sonuçta bir ürün ortaya çıkacak. Öğrencilerim öğrenmiş olacaklar. Tam öğrenmenin en büyük pisliği de tam olarak burada arkadaşlar. Doğru anlayabilmenin yolu şuradan geçiyor. Her şeyden önce şuraya bir bakalım şimdi. Müsaade ederseniz. Şimdi tam öğrenmede dikkat ederseniz adı çok üzerinde bir öğrenmenin tam olabilmesi demek. Şunları lütfen not alın. Sınıfın %95'inin yaklaşık
70 üzerinde not alması demektir. Bu ne demek? 70 üzerinde not alması demek. Yani sınıfın tamamı başarılı olacak. Tam öğrenmenin ana fikri bu. Peki sınıfın tamamı başarılı kılabilmek için şunları mı yapmam gerekiyor? Bir, öğrencilerimin ön bilgi düzeyine bakacağım. Bir konuyu anlatmak için hangi ön bilgilere ihtiyaç var? Bunlara bir bakacağım. Tamam. Eğer burada bir eksiklik varsa öncelikle arkadaşlar bu ön bilgileri tamamlayacağım. Evet İsmail Hocam, yani öğrenciler yani genelde beklenilen 90-95'tir. 70 üzeri yeterlidir. Şöyle der tam olarak Bloom. 70 üzeri yeterlidir ama hedef 90-95 olmalıdır. Tam olarak söylediği şey bu. Tamam, ya yani orijinal metninde öyle diyor. Ki şey, hani ne kadar çok o kadar iyi. Birazdan konuşacağız nedenini de. Ön bilgileri tamamladık. Peki öğrencilerin motivasyonu önemli mi? Ders için ne dersiniz? Şimdi dikkat ederseniz ön bilgilerde biliş, motivasyonda duyuş etkilidir desem. Katılır mısınız bana arkadaşlar? Ne dersiniz? Artı eksileri görebilir miyim? Yan taraftan katılanlar bir artı yaparsa. Şimdi biliş ve duyuş sistemlerinde kesinlikle daha iyi öğrenecektir hocam. Şimdi aynen Sevim hocam. Öğrenci tutumları, o konuyla ilgili motivasyonları, her şey burada etkiliyor. Mesela şöyle bir şey sormuşlardı, hatırlar mısınız? Birazdan bakacağız o sorulara ama. Mesela üst sınıflarda, üniversitede diyelim ki ben birinci sınıftayım. Üst sınıftan biri bana dedi ki ya Mehmet Hoca inanılmaz kılçık bir adam. Onun derslerinde bir türlü başarılı olamıyoruz. Doğal olarak ben o Mehmet Hoca'nın dersine son derece olumsuz yaklaşacağım. Kastedilen şey bu yani. Değil mi? Peki, şimdi devam. Ben şunları hallettim. Öğrencilerimin ön bilgilerini falan da toparladım. Ve bu toparlamanın ardından sanırım tam öğrenmenin en önemli kısmı geliyor. Süreç. Şimdi size bir soru arkadaşlar. Pis bir soru sorayım. Ciddi anlamda ve cevabınızı çok merak ediyorum. Kalabalık bir gruba yemek ısmarlamak isterseniz pide mi ısmarlarsınız? Kebap mı? Çok ciddi bir sorudur bu. Cevapları alabilir miyim? İsmail Hocam hemen çözdü olayı. Pide ısmarlıyor. Kesinlikle Sevim Hocam. Neden? Evet Hava Hocam, neden pide ısmarlıyoruz? Daha hesaplı değil mi? Ana fikir. Ekonomik. Ya kesinlikle. O zaman bakın burada bir şey çıkıyor ortaya. Pide diye kodladığım şey yanlış hatırlamıyorsam şuydu. Pekiştireç. İpucu. Dönüt. Düzeltme. Ve etkin katılımdı. Doğru mu hatırlıyorum acaba? Şimdi eğer ben, kesinlikle Hava Hocam, eğer ben öğrencilerime ders anlatırken, şimdi ön bilgilerini kontrol ettim. Ön bilgilerini kontrol ettikten sonra öğrencilerime yeri geldiğinde pekiştireç veriyorum. Hatırlayamadıkları bir şey olduğunda ipucu veriyorum. Dönütler veriyorum, düzeltmeler veriyorum. Bir de öğrencilerim etkin katılımını sağlarsam, değil mi benim keyfime? Bütün öğrencilerim öğrenirler. Tamam, ana fikir budur. Tüm öğrenciler öğrenir. Ki hatırlayın tam öğrenmenin ana fikrini diyordu ki, öğrenemeyen öğrenci yoktur. Aslında öğretemeyen öğretmen vardır gibi bir mantığı var. Eğer şu sistemi doğru kurgularsanız arkadaşlar, her öğrenciniz öğrenecektir. O zaman kesinlikle ve kesinlikle biz süreçte öğrencilerimize pide vereceğiz, pekiştireçler vereceğiz, ipuçları vereceğiz, dönüt ve düzeltmeler vereceğiz, etkin katılımı sağlayacağız. Şimdi bunların neler olduğunu birazdan soru çözerken hepsini konuşacağız ama burada bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Önemli bir ayrıntıdır. Daha önce sınavda sorulmuş bir ayrıntıdır.
Her şeyden önce şunu hatırlar mısınız arkadaşlar? Şöyle bir grafiğimiz vardı bizim. Normal dağılım eğrisi. Bunu herkes hatırlıyor mu? Hatırlayan var mı? Normal dağılım eğrisini şuraya çizeyim. Büyükçe. Peki. Şimdi normal dağılım eğrisinin ana fikri şudur arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Tam şöyle ortadan bir çizgi çizmeye çalışayım. Normal dağılım eğrisinin şu tarafıyla, x tarafıyla, y tarafı gerçekten de evet evet simetriktir. Tamam. Peki burada bakın dikkat etmeniz gereken en önemli birinci özellik. Programlı özür dilerim. Tam öğrenmeye göre, tamam bunu ne olur unutmayın. Tam öğrenmeye göre ders sonunda öğrencilerin çok büyük bir kısmı başarılı olacak ya. Grafiği şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Çarpık bir grafik çıkacaktır. Tamam. Peki zor soru geliyor. Bu grafik sağa mı sola mı çarpık? Kesinlikle sola çarpık bir grafik. Değil mi? Sağını solunu karıştıran yok değil mi? Kesinlikle Burak hocam. Sola çarpık bir grafik. O zaman bakın şu soruya hazır olmak gerekiyor. Tam öğrenme modeline göre ders işleyen bir öğretmenin ders sonucunda aynen aynen hocam. Ders sonunda ulaşmaya çalıştığı grafik aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir dedi. Bak dersin başlangıcında normalde sağ çarpık ya da normal dağılım eğrisiyken ders sonunda kesinlikle sola çarpık bir grafik elde etmem gerekir benim. Sola çarpıklık benim için vazgeçilmezdir. Peki soru 2. Şöyle ikinci madde diyelim. Şimdi sınıfın %70'inden yukarısı %90'ı 95'i başarılı oldu da bir %10 falan kaldı. Ne yapacağız? Bu %10 için arkadaşlar ek öğretim faaliyetleri uygulanacaktır. Tamam. Ek öğretim faaliyetleri uygulanacaktır. Bu ek öğretim faaliyetleri aynen aynen Burak hocam. Onlara özel faaliyetler yaptıracağız. Bu faaliyetler içinde en çok kafa karıştıran şey arkadaşlar ne yaptırılacağıdır? Mesela ben burada bilgisayarlı öğretim kullanabilir miyim? Bilgisayar destekli öğretimden faydalanabilir miyim? Evet. Ben burada mesela ek ders yapabilir miyim? Kesinlikle evet. Ben burada tutor yapabilir miyim? Kesinlikle evet. Yaparım da yaparım. Peki ne yapamam? Burada yapılmayacak bir şey söyleyin lütfen bana. Bireysel de yaparım İsmail hocam. Arkadaşlar burada kesinlikle ve kesinlikle bakın iki şey çok önemli. Tam öğrenmede işbirlikli öğrenme yoktur. Kesinlikle işbirlikli öğrenme yok. Tamam. Bunu ne olur unutmayın. İşbirlikli öğrenme dışında her istediğinizi yapabilirsiniz. Tamam. Peki şimdi tam öğrenmeyi o zaman şöyle eleştirebilir miyim ben? Varsayalım ki şöyle öğrencilerim var. Bu adamlar bir çizgideler, yarışacaklar şuraya kadar. Bu adam koptu gitti. Şuraya geliyor. Ben diyorum ki bekle arkadaşın gelsin. Bu da arkadan tin 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 geliyorlar. Ve ikisi beraber yeni konuya geçecekler. Tamam. Demek ki arkadaşı gelmeden yeni konuya geçemeyecek. Ha, buradaki ana fikir o zaman şu. Tam öğrenmede hızlı gidenler ne yapmak zorunda? Yavaş gelenleri beklemek zorunda. Aramızda sınıfçı arkadaşım var mı? Sınıf öğretmeni arkadaşım. Hatırlar mısınız arkadaşlar? İlkokul 1'de öğretmenlerimiz sayfa kenarı süsü falan yaptırırdı. Yapan var mı onlardan sayfanın kenarına süs çizenler? Şimdi evet. Çok keyifliydi değil mi? Sevim hocam, Havva hocam. İnanılmaz lezzetli işlerdi. Şimdi orada sınıf öğretmenlerimizin
İki şey vardı. Bir, evet küçük kaslarımız çalışsınlar, böylece ince motor becerilerimiz gelişsin. İkincisi, ama daha böyle bel altından vuranı, siz hızlı yazıp bitirdiğinizde arkadaşlarınızın yazmasını bekliyordunuz çaktırmadan. Bak, bir ek faaliyet yaptırıyor öğretmen. Yeni konuya geçmiyor. Arkadan gelenlere. Hep niye yapmıyordu Burak hocam? Sevmiyor muyuz yazmayı? Ben de yaparım hala ya. Böyle çok keyiflidir. Özellikle şey saçmalığını yaptınız mı bilmiyorum da herkes onu hatırlıyordur ya. Şöyle üçerli çizgi çiziyorduk falan, böyle bir bağlıyorduk bir şeyler. Şöyle miydi? Örgü gibi bir şey çıkıyordu falan. Aynen İsmail hocam, çok uyanıklar yani, öyle böyle değil. Adamlar şey hani evet tamam yani ince motora hitap ediyor ama cidden bekletiyor. Bir de işin kötü tarafı şu. Mesela tam öğrenmedi. Hani ek faaliyet veriyoruz ya öğrencilere. Bir süre sonra öğrenciyi yavaşlatma ihtimali çok güçlü, biliyor musunuz? Hani şey, ulan ben bitiriyorum, yeniden ödev kilitliyorlar. O zaman ben bunu yapmayayım falan diye. Hani orada dengeyi çok iyi ayarlamak gerekiyor. Çılgınca iyi bir ayar yapmak gerekiyor. Tam olarak İsmail hocamın söylediği şey olmalı. Öğrenciyi iyi kandırmak gerekiyor. Değil mi İsmail hocam? Peki. Şimdi burada arkadaşlar şu sorulara bir bakarsak beraber tam öğrenmenin daha iyi oturacağını düşünüyorum. Ne dersiniz şu soru için? Evet, harikasınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın tam öğrenme olduğunu herhalde şuradan çıkarttınız değil mi? Ön bilgileri kontrol etti. Bilişsel giriş davranışları. Öğrencilere yönelik olumsuz tutuma sahip falan filan. Duyusal giriş davranışları. Değil mi? İpucu pekiş dönüş... İpi konuşamadım ya, özür dilerim. İpucu, pekiştirme, dönüt ve düzeltme. Zaten pide benim tam öğrenmemin vazgeçilmez şartlarıydı. Buradan ciddi anlamda tam öğrenme tak diye çıkacaktır diye düşünüyorum, değil mi? Hani sınavda sorulmuş bir sorudur, güzel bir sorudur, keyifli bir sorudur. Peki hemen şu soruya bir bakalım. Peki, şimdi şunu söylesem katılır mısınız arkadaşlar? Bakın biraz önce ipucum şeydi. Hani giriş davranışları falandı. Burada ise bakın cümle arasında söylediğimiz her öğrenci öğrenebilir. Değil mi? Birinci vurgu. Hemen hemen her öğrenci öğrenebilir. Doğru. Peki, devamında bakın. Öğrencilere öğrenme, izleme, değerlendirme testleri falan mı uyguluyor? Yani izleme testleri olmazsa olmaz şartlarımızdan biri tam öğrenmedik ki öğretmenimiz bu ikisini yaptığı için kesinlikle ve kesinlikle yine tam öğrenme içinde olacağız. Daha doğrusu İsmail hocamın deyimiyle hemen hemen olacağız. Aa, çok iyiydi ya, hemen hemen. Evet evet hocam, izleme testleri zaman derken hocam, tam anlayamadım kastettiğiniz şeyi. Aa hayır, o okulda öğrenmedi. Aman diyeyim, okulda öğrenmedi. Carol'ın okulda öğrenmesinde zaman kavramımız var. Onu demeye çalışıyorsun herhalde değil mi? Doğru anladım. Tamam, orada. Yani zaman görünce hemen Carol okulda öğrenmeye gideceğiz. Tam öğrenmede zaman falan yok. Öğrenciler öğrenesiye kadar. Çılgınca yani. Buyurun.
Bu arada arkadaşlar gerçekten eğitim koçumuza görüşmek için şey yapabilirsiniz, randevu alabilirsiniz. Onu bir kez daha hatırlatayım. Kesinlikle. Botlar kesinlikle iyi iş kurtarıyor hocam, haklısın o konuda. Ne dersiniz bu soru için? Sanırım şey değil mi? Çözüm merkezi ya. Bir sustunuz. Tabii. Tabii ki C. Aynen. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şuraya Bolu'ya gidebilirdiniz belki. Ön koşul davranışları belirleme. O daha önce, yani hedef seviyesinde yapılan bir iş. O nedenle hani piste bir soruydu. Hani çok haksız da bulmuyorum sizi, biraz zorlamakta. Peki hemen şuna bir bakın. Evet İsmail hocam, harbiden pis. Yani orada şey, ön koşul davranışları belirleme demese işimiz bayağı kötü yani. Denizli mi, Edirne mi? İyi düşünün. Değil mi, iyi mi? Adilik yapıyorum. Kesinlikle Denizli değil mi arkadaşlar? Şimdi Havva hocam, şuna çok dikkat edin. Hani bakın, giriş seviyesinde. Evet. Giriş seviyesinde o girmede yapılacak şeyler bilişsel giriş testleridir. Bu en başta, tamam, bilişsel giriş testi dediğim şey öğrencilerin hazır bulunuşluğunu ölçmek içindir. Aynen, izleme testi ise çıktı da öğrencinin ulaştığı seviyeyi görmek içindir. Tamam mı? Yani şuna çok dikkat edin. İki test de kullanılıyor. Özellikle öyle bir adilik yapmaya çalışıyorum. Bilişsel giriş testleri henüz dersin başında öğrencilerin hazır bulmuşluğunu görmek için. Tamam. İzleme testleri öğrencilerin hangi seviyeye geldiğini görmek için kullanılıyor. Hani biraz önce şey demiştik ya. Aynen, ünite sonu testleri. Girdi, süreç çıktı. O zaman girdi de bilişsel giriş testi var. Duyusal giriş var. Süreçte kide var. Hemen kodla. Çıktı da isteme testi var arkadaşlar. Bir ders için yalnız bu. Bunu unutmayın, oldu mu? Hani bu bizim için son derece önemli. İşe yaradı demek ki İsmail hocam, gelmiş olman. Buyurun.
Ben olsam öyle demem. Öyle derim. Şimdi sevgili arkadaşlar, Sevim hocamın söylediği gibi bu sorunun cevabı Edirne olmalı. Neden? Şimdi dikkat ederseniz, burada aslında doğrudan doğruya tam öğrenmenin işleyişiyle ilgili bir soru der miyim bilmiyorum ama şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Siz bir düzey belirleme sınavı yaptığınızda düzey belirlemeden kasıt öğrencinin hazır bulmuşluğudur, doğru mu? Katılıyor musunuz buna arkadaşlar? Düzey belirleme öğrencinin hazır bulmuşluğuyla alakalıdır. Peki, şimdi hazır bulmuşluk düzeyleri varsayalım ki farklı olan 3 grup öğrencim var benim. Doğal olarak ben süreçte eğitim faaliyetlerini farklı hazır bulmuşluk seviyelerine göre düzenlemem gerekmez mi? En zayıf olanlara daha fazla ön bilgilerin hatırlatılması, daha güçlü olanlarda biraz daha daha az gibi. Ne demek istediğimi anlatabildim mi acaba? O nedenle düzey belirleme sınavına göre hizmetin niteliğini düzenlemeniz gerekiyor. Başka bir şansınız olamaz burada. Anlaştık mı? Peki. Alındı, anlaşıldı. Burak hocam asker tavrı yapıyor, var anlaşıldı falan diye. İsmail Bey kısa bir sessizlikten sonra deminki yediği golden sonra şimdi atağa geçti hemen. O soruyu çözmen lazım İsmail Hocam. Peki. Herkes ipucu konusunda hemfikir herhalde değil mi? Şimdi arkadaşlar. Evet fark ettim onu. Onun için diyorum zaten. Bir kaldın. Bir şey oldu lan. Nasıl yapamam falan diye. Şimdi şuraya çok dikkat arkadaşlar. Çok iyi, yani bunları biliyorsunuz zaten de. Hani şöyle kısaca beraber bir hatırlayalım. İpucu ve dönüt düzeltme arasındaki en önemli fark şudur desem katılır mısınız? Dönüt düzeltme öğrenci cevabından sonra verilir. İpucu öğrenci cevabı hatırlamadan yani cevap vermeden önce. Doğru mudur acaba? Yani öğrenci cevabı hatırlayamıyordur. Siz onu hatırlatmak için ufak böyle ipuçları verirsiniz. Bir de şey öğretmenler vardır. Benim en sevdiğim öğretmen tiplerinden biridir. Böyle gömleğin düğmesindeki ipucunu gösterir. Bir ipucu istersin. Hadi al sana ipucu falan der. Hani burada en önemli şey şu galiba. Şimdi resim gösterme gerçekten bakın dikkat edin. Şeyden önce değil mi? Çocuk cevap vermeden önce galiba değil mi? O nedenle bir ipucu. Peki şöyle deseydi. Öğrenci cevap verdi. Ona evet cevabın doğru ya da yanlış dedi. O zaman bir dönüt vermiş olurdu galiba. Diyelim. Başka sorun var mıydı hatırlamıyorum. Buyurun. Ağaç çalışılır Burak Hocam. Kesinlikle söylediğin doğru. Bence öbür şık.
İsmail Hocam, C ile D arasında kaldıysan, evet kesinlikle. Şuna dikkat. Burak Hocam, hem de çok fena. Benim nazarım neydi? Özür dilerim ya. Ulan Elif her şeyi biliyor falan diye içimden geçirmiştim. Sonra patladın. Patates oldun. İyi oldu. Şimdi şuna çok dikkat arkadaşlar. Özellikle sizden bir şey istiyor ya. Bilişsel giriş davranışlarına yönelik diye bağıra bağıra söylemiş zaten. Bilişsel giriş davranışları öncelikle tamamlanması gerekiyor galiba. Değil mi? Şimdi buraya kadar konuştuklarımızı şöyle kabaca bir tekrar edebilir miyim müsaade ederseniz? Girdiği süreç ve çıktığı anlamında dersin başlangıcında ben bilişsel giriş davranışlarını ve duyusal giriş davranışlarını kontrol ediyorum. Tamam. Şimdi sonra süreçte öğrencilerime pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme ve etkin katılım yapıyorum. Düzeltme veriyorum ve etkin katılım yapıyorum. Sonra da öğrencilerimin seviyesini görmek için izleme testleri yapıyorum. Bu testlerden beklediğim şey arkadaşlar sola çarpık bir grafiktir. Yani dağılımın öğrencilerin büyük bir kısmının başarılı olmasıdır. Değil mi? Bu arada biraz önce Burak hocamın söylediğine bir şey ekleyelim. Hani ya yanlış cevap veren öğrenciye doğru anladım değil mi Burak hocam? Yanlış cevap verilen öğrenciye doğru cevabı buldurmak için ipucu verilemez mi? Verilir ama dikkat. Şurada şeyi kaçırma. Öncelikle dönüt verilir. Hani ya şöyle dersin yani çok kabaca söylüyorum. Böyle konuşulmaz tabii ki de. Cevabın yanlış. Önce bunu söylersin. Ondan sonra ipucu verebilirsin. Onun için ilk sırada orada dönüt geliyordur. Biraz önce onu kastetmeye çalışmıştım. Yok yok dediğin doğru ama önce dönüt sonra ipucu gibi. Herhalde aynı çizgide yürüyoruz. Yani aynı şeyden bahsediyoruz da sadece sıralamada ufak bir düzeltme yapıyorum. Doğru hatırlıyorum değil mi? Yani mesela bir öğrenci yanlış cevap verse sanırım böyle yaparsa. Ya bak cevabın yanlış bence bir de şöyle düşün falan gibi. Hani ipucu bir sonraki gelen oluyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Peki şimdi dikkat. Bilişsel giriş davranışları ve duysal giriş davranışlarını kontrol altına aldım arkadaşlar. Ben burada genelde bir test uyguluyorum. Bilişsel giriş davranışları testi uyguluyorum. Testin sonuna göre çocuklar hazırsa geçtim. Konumu anlattım. Sonra izleme testimi yaptım. Öğrencimin başarısına baktım. Başarısız olanlara ek çalışmalar yaptım. Bu ek çalışmalar içinde kesinlikle ve kesinlikle akran özür dilerim. İşbirlikli öğrenme yapmıyorum. Onun dışında her şeyi yapabilirim. İşbirlikli öğrenme haricinde her şeyi yapabiliyorum. Peki arkadaşlar, müsaade ederseniz ben burada bırakacağım. Bana sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim zaman ayırdınız bu saatte bana. Her neredeyseniz oraya konuk ettiniz beni de. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyelim. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim ama hocam. Beğendiğinize çok sevindim. Burak hocam bilişsel giriş davranışı sorduğu için dikkat çekmek duysa. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi arkadaşlar şeyle görüşebilirsiniz. Linki arkadaşlarımız paylaştılar zaten. Hani rehber hocalarımıza bir görüşebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim tekrar. Hoşça kalın.